ben sabah da bu salondaydım. Bayağı alışmışım salona galiba. Bir de kürsü hocanın sahnesidir. Buraya çıkınca böyle birdenbire açılıyoruz. Ve benim biraz çenem de düşüyor. Bayağı da uzun konuşuyorum ama size böyle biraz rengarenk bir sunum hazırladım. Çünkü gençler dedim renkleri daha çok severler dedim. Canlansınlar. Her ne kadar siyah giymeyi sevseler de baktılar mı renkleri de severler diye düşündüm. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı bir yerlerden bilgiler bulunmuş böyle bir sürü alan da saydı arkadaşımız. O alanların hepsi aslında birbiriyle çok ilişkili, çok uzak değil. Normalde elektronik ve haberleşme mühendisi ve yüksek mühendisi. Üzerine de nöroçip dizaynı yani yapay sinir ağlarıyla, yapay zekanın şu anki ilk elektronik devreleriyle ilgili bir doktora tezi yaptım. Ee, tabii onun hemen öncesinde de çok kısa bir dönem, yurt dışına gitmeden önce İstanbul Teknik Üniversitesi biyomedikal mühendisliğinde bir doktora başlangıcım vardı. O yüzden hepsi birbiriyle çok ilişkili olan, bana sordular mı hani ne alanda daha çok çalışıyorsunuz? İnsanı, çevreyi ilgilendiren ve elektroniği ilgilendiren her tür konuda çalışabilirim. Hatta bizler eski nesil mühendisiz bayağı hani yaşımız da ortaya çıkıyor belki ama çok daha farklı dersler alarak da geldiğimiz için mühendislik aslında ilk işimiz sonrasında diğerleriyle devam ediyoruz hayata. Ben bugün sizlere biraz geleceği şekillendirmekten bahsediyorum ama geleceği şekillendirmek ne demek aslında? Bu arada şunu sorabilir miyim bir e, sosyal bilimler var mı içimizde? Var hangi bölüm? Sizin? Evet. E, peki mühendislik dışı fen vesaire dalından birileri var mı? Yani mühendislik olmayan arkadaşlar? Sizler hangi bölümler? Hı, mimarlık üzerine yani o taraf. Sosyal mekan, çok güzel. Sizler? Mimarlık bu taraf, tamam. Yok orası sosyal mekan bu taraf. ha Aynı mı? Tamam, çok güzel. Şimdi konuşurken çünkü biraz bir anlamak istiyorum ki kime hitap ediyorum, kime nasıl bir konuşayım. Hoş hiçbir şey değişmeyecek, şunu da söyleyeyim. Nihayetinde burası Bursa Teknik Üniversitesi, ama hayatımız buradan da mezun olsak nereden olursak olun istersek hiç üniversite okumayalım. Artık her tarafımız dört yanımız teknoloji. Bundan hiçbir şekilde hiç kimse kaçamıyor. Yani sokakta üniversiteyle hiç ilişkisi olmayan kişiler, işte annelerimiz, babalarımız artık ne yapıyor? Akıllı telefonlar kullanıyor, kredi kartları kullanıyor. Bunlar gayet mümkün ee, ve ben kendimi aslında biraz şanslı hissediyorum. Şundan dolayı şanslı hissediyorum. Teknolojinin en hızlı geliştiği 40 senenin 35 senesinde hatta daha fazlasında üniversitedeydim ve benim alanım bu teknolojiyi geliştiren alanların en başında geliyor. Bizler elektronik haberleşme, işte bilgisayar, makine vesaire birleşimiyle şu anki teknolojide ve insanların hayatına dokunacak yani geleceklerini şekillendirecek teknolojileri Onlara sunmada önemli bir yer tutuyoruz. Tabii ki şanslı hissediyoruz çünkü bütün gelişimi takip ettik. Son işte 30 yıl önce doktoraya başlamıştım. Tam 30. senem 94 Mart'ta şu an 2024'teyiz iyice karıştı seneler. Tam 30 yıl önce doktoraya başladığımda ki teknolojiyle şu anki arasında dağlar kadar fark var... Hatta son bir yılla şu an arasındaki gelişmeler bambaşka bir noktada. Biraz sonra onları konuşacağız. Ve sizler buradan mezun olduğunuzda hangi alandan olursanız olun buradaki teknolojilerin büyük bir çoğuyla baş başa olacaksınız. Sadece kullanıcı olarak değil yaptığınız işlerde bunları kullanıp bunlarla tasarım yapacaksınız. Yani geleceğin işte mühendisleri, mimarları, sosyologları vesaire baksanız aslında ve sizin için çok önemli buradaki bazı bilgiler. Şimdi aslında ben basitten oyundan anlatırım bunları. Biz başlarken işe gerçekten böyle ilkel, hiç alet edevatsız teknoloji vardı diyelim. Hani seksek oynuyoruz, ip atlıyoruz. O kadar basit teknolojik cihazlarla elektroniğe başladım ki ben hayal bile edemez, edemezsiniz aslında şu anda. Sonrasında ne oldu? Nasıl böyle oyunlar gelişmeye başladı? Dijital teknolojiler çıktı. İşte Tetris'ler, mayın tarlaları falan vardı. Bir süre sonra ki şu anda onun çok çok üst versiyonları var. İşte Sims'lerle, Age of Empires'lerle başlayan, içerisinde yapay zekada içeren sadece dijital teknolojiler değil, oyunlar oldu. Aslında bu süreç bize az çok şu anda nerede olduğumuzu bile gösteriyor. Hatta şu anda oyunların direkt içine sanal gerçeklik gözlüklerini takarak girebiliyorsunuz. Bir de bunlar da var aslında bakarsanız. Yani bu teknolojilerin hemen her adımında bir şeyler yapma şansını buldum. Ee, ve e, kendim de çok meraklı olduğum için belki farklı alanlarda birbiriyle ilişkili her problemde tez olması gerekiyorsa tez proje olması gerekiyorsa proje yapalım diye hareket ettim. Tek bir şey var. Zor tabii ki yani kolay değil. Hep koşuyorsunuz, hep koşuyorsunuz. Ben bazen çok hızlı konuşurum. Bazen de böyle koşa koşa hareket ediyorum. Diyorlar ki hocam nasıl yapıyorsunuz bunu? E diyorum benim içinde olduğum teknoloji o kadar koşuyor ki benim yakalamak için yetişmem lazım. Özellikle genç arkadaşlara bunu söyleyeyim. E, çok koşmanız gerekecek bir süre daha. Çünkü şu anda aşırı hızlanan bir döneme girdik. Son 5 senemiz... Pandemi öncesinde başlamıştı yaklaşık 2020'li yıllarda. Pandemi bazı alanlarda bunu artırdı ve şu anda yapay zeka'nın içinde olduğu gelişmelerle biz aldık başımızı gidiyoruz bakalım nereye. Hani bu şeye benziyor. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete bakalım ne olacak. Şimdi burada aslında. E Teknolojinin gelişirkenki teknik anlamdaki süreçlerine şöyle bir bakalım. Çok basit sistemler vardı konvansiyonel. Yani biz işte elektrik düğmesini açıyoruz, kapıyoruz gibi basitleştireyim ben anlatmak isterken. Sonra daha adaptif sistemler geldi. Yani ne oldu? İşte hava kararmaya başladığında perdeler kendi kendine kapandı. ışıklar kendi kendine yandı. Orada aslında akıllı falan değil. Hep akıllı ev diyorlar ondan ama onlar da çok akıl yok. Kendi kendine programlanan, adaptif olarak kontrol edilebilen bir takım sistemler oldu. Bir adım sonrasında intelligent dediğimiz öğrenebilen sistemlere doğru gittik. Ki şu anda oralardayız. Özellikle geçtiğimiz hafta burada kaç kişi farkında GPT-4 o, Omni denen bir şey çıktı. Hiç kullanan var mı içinizde? Denediniz. Nasıl? Beğendin mi? Sohbet edebildiniz mi güzel? Tamam. Sesli sohbet mi yazılı mı? Yazılı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki şu anda bizim bile kafamız karıştı. Bakın o kadar anlık değişiyor ki bir yıl önce bu konuşmayı yapıyor olsaydım ben size diyecektim ki şu anda biz zeki ile akıllının arasındayız. Smart ile intelligent'ın. Şu anda hala onun arasındayız ama bir taraftan da extelligence'a yani ortak zekaya, çevre zekasına doğru da gidiyoruz. Neden biliyor musunuz? Şimdi ortadaki öğrenen sistem yani ortadaki sistemde eğer bir akıllı evden bahsediyorsak Orası gerçekten evde yaşayan bireylerin işte yüz hatlarını bile tanır, mimiklerini tanır. Kapıdan girerken üzüntülü ise, üzüntülü olduğunda yaptığı bir hareket varsa mesela diyelim ki siz çok üzüntülü geldiniz. İşte arabesk müzik çalmaya başlıyor. Öyle derler ya eskiden böyle damardan arabesk girerdi. Hemen otomatik o müziği açabilir veya ne bileyim işte ruh halinize göre şey yapabilir, küveti doldurabilir, çayınızı kahvenizi koyabilir gibi işleri yapabilir. Bunlar programlamanın biraz daha ötesinde. Bunlar öğrenebilen, öğrenilebilen şeyler aslında. Ama ortak zekaya yaklaşıyoruz dediğimizde hiç ilginçleşiyor. Ki ben oraya çok uzak olduğumuzu düşünüyordum. Yani en azından daha biraz zaman var diye düşünüyordum. Oradaki olan şu an GPT-4'ün yaptığı iş. Yani bir kısmının yaptığı iş. Bu şöyle oluyor, ee, sanıyorum 1 milyon civarında bilgisayar aynı anda sizin sorularınızı cevap verebilmek için paralel bir şekilde çalışıyor. 1 milyonun üzerinde bilgisayarın aynı işi yapmak için çalışıyor olması biraz ürkütücü. Biz buna çevre zekası, ortak zekası diyoruz. Çünkü o noktaya geldiğinizde durdurması zorlaşan bir sürece doğru gidiyorsunuz. Yani... E, kontrol etmek istediğiniz sistem tek bir burada benim yerime gezen bir tane robot olsa insansı robot olsa işte ne bileyim enerjisini kesersin bir şey yaparsın onu yok edebilirsin ama milyon tane bilgisayar aynı anda bir iş yapıyorsa milyon taneyi durdurmak Aynı şekilde çok da kolay değil. Bu nedenle geleceğin özellikle mühendislere bilhassa söylüyorum e, yapacakları işlerde, tasarımlarda insana zararlı olmayan yolları bulmaları gerekiyor. Yani çok kritik neyle dans ettiğimizi bilelim çok ciddi bir olay var karşımızda. Herkes de korkutuyor. Buralara nasıl geldik? Ne hızla geldik? O kadar hızlı geldik ki 2010'un başlarında 2014 civarında Almanya Endüstri 4.0 diye bir şeyi ortaya attı. Dijital fabrikalar, karanlık fabrikalar dedi. Bunun da esasında arka planında şu yatıyordu. Fabrikalarda robotlar çalışsın, insan gücünün yerini robotlar alsın, rutin işleri yapacak insanların yerini de yine robotlar alsın. Tabii robot olunca karanlıkta da iş yapabilirler diye bir şey ortaya attı ve böylece bütün dünyada bir dijital dönüşüm süreci başladı. Hatta bizim Türkiye'de de yaklaşık 5-6 yıl önce Cumhurbaşkanlığı'nın altında dijital dönüşüm ofisi de bu işe başladı. Yani bu işlerle ilgileniyor. Türkiye'nin de ilk ulusal yapay zeka stratejisi yine Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kuruldu. Şu an Türkiye'deki ve dünyadaki birçok şirket dijitalleşmeye gidiyor ve dijital dönüşüm süreçlerinde endüstri mühendisinden işte ekonomistine, iktisatçısına, işletmecisine, mühendisine herkesin bir araya gelip bu süreçleri yönetmesi gereken bir noktadayız. Bu nedenle de herkesin birlikte çalışmasına ihtiyaç var. Peki bu süreç neyi gerektiriyor? Bu sürecin çok temel iki elemanı var. Bir tanesi yazılım dediğimiz, hani böyle bilgisayarlarda bizim yaptığımız, veya özelleşmiş hani entegre devreler, mikro işlemci, mikro denetleyici gibi yapılarda yaptığımız işlemler var aslında. Bir de fiziksel şeyler var. Mesela robotun kendisi var. İnsansız aracın kendisi var gibi. Ve biz buna esasında bütünsel olarak siber fiziksel sistemler diyoruz. Niye böyle diyoruz? Bu sistemlerin içerisinde yapay zeka var. Nesnelerin interneti yani IoT dediğimiz yapılar var. Tabii ki bilgi o kadar büyük, veriler o kadar fazla ki Klasik bilgisayarlarda bunları ne saklayabiliyoruz, ne işleyebiliyoruz? Cloud Computing dediğimiz bilgisayar ortamına atıyoruz ve bu ortama attığımız için de çeşitli haberleşme kaynaklarını kullanıyoruz. Uydu haberleşmesi, Wi-Fi, Bluetooth, işte sensör teknolojileri gibi. Bunlarda neyi gerektiriyor? Bilgi güvenliğiniz. Sonuçta bir de siber güvenliği yani siber tarafı var. Bu arada tabii ki VR, AR, MR dediğimiz artırılmış sanal gerçeklik ve karma gerçeklik gibi kavramlar da bu süreçlerin içerisinde yer alıyor. Tabii bu arada ne oluyor hemen onu da söyleyelim. İnsanoğlunun gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişim sürecinde olduğu bir dönem bu. Bu süreç avlanan toplumdan başlıyor, avlanıyor işte ondan sonra tarım yapıyor. Derken işte başlıyor endüstriyel bir şey, bilgi toplumu oluyor bilgisayarların bulunmasıyla birlikte. Ama son 100-200 yıl içerisinde bir anda aşırı derecede hızlanıyoruz. Önceden böyle seneler sürerken toplumdaki bir takım gelişimler. Şimdi biz bir anda o 2010'ların başında information yani bilgi toplumu iken şimdi super smart society dediğimiz toplum 5.0, society 5.0 diye adlandırılan bir döneme doğru geçiyoruz. Burada Japonların çok etkisi oluyor. Japonlar diyor ki Almanlar karanlık fabrikaları kurdu ama diyor bu sistemler diyor insanları çok etkileyecek, toplumu çok etkileyecek diyor. Bunun yanı sıra mesela artık nüfus yaşlanmaya başladı. Eskisi kadar erken ölümler yok. Nüfus yaşlandıkça birkaç problem ortaya çıkıyor. Birincisi hastalıklar, Alzheimer benzeri hastalıklar özellikle artıyor. Bu ikincisi fiziksel güç azaldığı için işte yaşların ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor ki pandemide hep birlikte yaşadığımız hızlı bir e-ticaret patlaması oldu biliyorsunuz. Herkes işte annesine babasına bir şeyler gönderdi yani ve o anda biliyor musunuz e-ticaret siteleri mühendis sayılarını 200'lerden binlere, on binlere doğru kaydırmaya başladılar. Yani bir yıl içerisinde ben bir şirketin 200'den 500'e sonrasında da kaça çıkardığını bilmiyorum. Sadece kıyafet sektöründe çalışırken 500'dü. Şu anda her sektöre girdi. İnanın hiçbir fikrim yok. O kadar çok sayıda e, mühendisi veya işletmeciyi vesaireyi çalıştırıyor, farklı branşlardan insanları çalıştırıyorlar. Neden ama? Toplumun ihtiyacı çok artıyor çünkü. Yani toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanan e, bir durum var ve burada hep büyük veri var. Sonuçta biz süper akıllı topluma doğru gidiyoruz. Bu fizik bu sistemlerin e, klasik mesela sadece yapay zekayı biz çok konuşuyoruz ama inanın sadece yapay zekanın gideceği yer az çok belli. Nerede olduğumuz belli. Esas bundan sonraki adımlar çok daha kritik. Sadece bilgisayar mühendisleriyle, yazılımlarla bu işler olmuyor. Çünkü her yerde bir insansız araç tasarımı var. Hava aracı, kara aracı, deniz altı, deniz üstü de araçları diye insansız araçlar var. Çeşitli robotlar var. Endüstriyel robotlar olabilir, ameliyat robotları olabilir veya hasta bakıcı robot olabilir. Ee, tamamen işte resepsiyonda olacak biri olabilir. Yarın öbür gün benim yerime bu dersi anlatan da olacak. Çok da uzak bir gelecek değil. Burada olay şu aslında fiziksel dünyada birisi var yani bir e, canlı var aslında. O dünyada e, bunun yanı sıra belki bir de makina var. Bir iki örnek göstereceğim daha rahat anlaşılacak. Orada dış dünyadan biz mesela insan olarak ne yapıyoruz? E, beş duyu organımız var görüyoruz, işitiyoruz, dokunuyoruz, tad alıyoruz vesaire bir şeyleri hissediyoruz ve bunun karşısında da tepkiler veriyoruz. Yani sensörlerle algılıyoruz, fiziksel dünyayı algılıyoruz. Sonra bizim elimiz kolumuz oynuyor, konuşuyoruz, yürüyoruz vesaire. Dış dünyaya da ne yapıyoruz? Aksiyonlar gerçekleştiriyoruz. Peki bu kararlar nasıl oluyor aslında? İnsanda bu insan beyninde oluyor fiziksel sistemlerde yani siber fiziksel sistemlerde siber uzayda beyin yerine birileri kararları alıyor işte oraya gidiyor bilgisayarlarda değerlendiriliyor veya özelleşmiş elektronik donanımlarda değerlendiriliyor. Bu arada da tabii ki bir sürü haberleşme ağı var ve sonra dönüyor yine fiziksel dünyada gidiyoruz. Mesela ben beyin sinyallerimle gidiyorum bir tane robotu kontrol edebiliyorum. Burada iki teknoloji önemli. Birisi insan odaklı, birisi çevre odaklı. Ben insan odaklıyı biraz baz almak istiyorum. Sağlık açısından çok şey geliştiriliyor. İnsanın sağlığı, güvenliği hayatını kolaylaştıracak şeyler. Şu anda teknolojinin esas hedefi aslında bu. Human centric diye geçiyor zaten. Human centric teknolojisi diye geçiyor. Şu yeni bir şey değil. Aslında bayağı oldu bu e, karikatürü ben göreli. Şu anda esasında var olan birçok şeyi gösteriyor. Yani hızlı bir şekilde dijital fabrikaların olması, yapay zekanın birden gündeme gelmesi, büyük veri, prediktif predictive maintenance mesela bugünlerde kestirimci bakım diye çok fazla proje oluyor. Özellikle makinacıların, bilgisayarcıların, elektronikçilerin, endüstri mühendislerinin çok ilgisini çekiyor. Oralarda da işte mesela bir fabrikadaki bir motorun bozulup bozulmayacağını önceden tahmin etmeye veya ne zaman bozulacaksa onu anlamaya çalışıyorsunuz gibi. Ve akıllı şehir kavramı da zaten gündemde çok fazla var. Şimdi şunu biraz görebiliyorsanız incelemenizi rica ediyorum. Bütün genç arkadaşlar için konuşuyorum. Herkes kendine buradan bir yer bulabilir. Bu yaklaşık 5-6 sene önce konmuş bir görsel internete 30 tane teknolojiden bahsediyor. Bu 30 teknoloji çok büyük oranda mühendislik bile gibi gözükse de içinde sağlık da var, içinde mimarlık da var, içinde sosyal bilimler de var. Çünkü... Bir smart şehri yani akıllı şehri geliştirirken o şehrin içerisindeki toplumsal kültürel yapıyı dışlayamazsınız. Yani oranın yeşil alanlarının yapılması, işte peyzajının yapılması gibi şeyleri dışlayamazsınız. Hepsi var. Sonra mesela biyoloji, fizik, matematik gibi alanlar zaten bunların temelinde yatıyor. Siz eğer bir insansı robot yapacaksanız önce insanı tanımaya çalışmanız lazım. Yapay zeka modeli geliştirecekseniz önce insan beynini anlamaya çalışmak gerekiyor. O yüzden temel bilimler, sosyal bilimler, işte mühendislik bilimleri tamamı burada kendine bir yer tutuyor. Yapay zekayı herkes duyuyor. Bir numaraya da koymuşlar. Hatta bir arkadaş espri yapmıştı. Bir numaraya sen mi koydurdun bunu diye gülmüştük biz. Şu anda bir numarada zaten yerini aldı. Ama o noktada özellikle mesela uçta hesaplama, sanal artırılmış gerçeklikler, nanoteknoloji, malzeme teknolojilerindeki gelişmeler, haberleşme sistemlerindeki gelişmeler, ekran teknolojileri yani şu ekranlar muhteşemdir. Hiç kolay değildir tasarımları ve bunlardaki gelişmeler... Komple bir teknoloji şeyi harikası olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunlardan kaçamayacağımıza göre bunlardan bazıları hakkında en azından derinlemesine, çoğu hakkında da genelde olsa bilgi sahibi olmaya çalışmak gerekiyor. Son sınıflara yaklaştıkça bilgi seviyenizi kendi alanınızla ilgili buralardan bir şeyler çekerek artırmanız lazım. Ki rekabette de edebilirsiniz sizin gibi mezun olan aynı seviyedeki kişilerle rekabeti de bir kenara bırakın. Zaten yapacağınız işler bunlar olacak. Birkaç yıl önce biz diyorduk ki yani şirkete çalışan yapay zeka çalışmak zorunda değil. Şu anda hemen her yerde herkes bir kere yapay zekadan biraz haberdar olacak. Ha bu illa kod yazma seviyesinde olmak zorunda değil. Kavramı bile algılayabilmek çok kritik bir nokta. Burada çok eskiden mesela şöyle bir şey varmış. Sağlık, sosyal ve temel bilimler çok ağırlıklıymış. Her şeyin ne olduğunun anlaşılmaya çalışıldığı, teoremlerin geliştirildiği bir dönem. Şu anda ise mühendislik aşırı ön plana çıktı ve mühendislik bütün diğer disiplinlerle birlikte çalışmaya başladı. Bu arada tabii ki teknolojiye ve yapay zekaya özellikle vurgulamak zorunda kalıyorum. Çünkü teknoloji dendi herkes nedense hemen yapay zeka sanıyor. Ama her tür saydığım teknolojide böyle bazı insanlar çok şüpheyle yaklaşıyor, bazıları da fazlasıyla güveniyor. Özellikle sağlık ve sosyal çalışanlar, avukatlar ve doktorlar şunu diyor, e doktorun yerini mi alacak, avukatın yerini mi alacak? O korku var ya içlerinde, şimdi o korku bir kısmı da diyor ki, yok diyor benim yerimi alamaz yani böyle bir şey olmaz. Bir kısmı da diyor ki, o olur olur olur, diyor, muhteşem olur falan böyle. Yok arkadaş, bunun ikisinin ortasında bir dengede olmanız lazım. Ama bir de olması gereken şey şu, bizler farklı bileşenler içeriyoruz. Yani burada aslında bakarsanız neler var biliyor musunuz? Bir böyle araştırmacılar var, Slaytın orasında bir şey olmuş sanıyorum. Bir araştırmacılar var. Yukarıdaki şey matematiklerle, kodlarla, donanım, yazılım ne varsa onlarla çalışıyor. Bir tarafta sektörel insanlar var. Disiplinler arası çalışıyorsunuz. Ben mühendisim onunla çalışmam, mimarım ol olmaz. Yok, herkes birlikte çalışacak artık. Doktorum yok. Sektör terminolojik bilgiyi doğru sağlayacak ve bu bilgiyle de anlaşılır uzman bilgisiyle birlikte çalıştığı diğer sektörler ortaya ürünler çıkaracaklar. Ürünler çıkacağı zaman standartlar ve testler ön plana gelecek. Yani bu kadar teknoloji gelişiyorsa ve ürüne dönüşüyorsa tam ürüne dönüşme aşamasında medikal bir ürün mü? Medikal standartlara, askeri bir ürün mü? Askeri standartlara, yazılım mı? Yazılım standartlarına uyması gerekiyor. Belgeler alması gerekiyorsa belgeler alacak. Hangi testten geçmesi gerekiyorsa o testlerden geçecek. Bütün belgelendirmeleri yapıldığında ticarileşebilecek. Bir de yasalar, yönetmelikler, mevzuatlar var. Tabii ki bu kadar teknoloji hızla gelişirken maalesef diğer taraf o kadar hızlı gelişmedi. Hukukçulara işte onları anlatmamızın sebebi bu. Hem teknolojiyi kullanacaklar hem de teknoloji hukukundan haberleri olması lazım. Olmazsa insansız araç işte birisini çarparsa ne olacak? Şimdi ben burada mesela şöyle bir soru sormak istiyorum. MIT'nin ahlak makinesi, moral machine diye bir testi var. Hiç gören oldu mu bilmiyorum. Belki onu görmediniz ama şunu görmüş olabilirsiniz. İnsansız bir aracı işte test etmek için, daha doğrusu test etmek değil de insansız bir aracın ne yapması gerektiğini anlamak için bir anket düzenlemişler. Farklı senaryolarla anketler var. O senaryolardan bir tanesinde şu var. Araç böyle giderken önüne bir tane yaşlı, bir tane de bebek çıkıyor. Bebek emekliyor, bir tane de yaşlı var bastonuyla gidiyor. Çeşitli ülkelerden kişilere sorulmuş. İkisinden birine mutlaka çarpıyor. Banko yani başka hiçbir kaçışı yok. Ya da duvara toslayacak. Kendi ve içindeki yolcu gidecek o da var. İçeride de yolcu var araçta mesela. Şimdi mesela yaşlıya çarparım diyen var mı içinizde? Bebeğe çarparım hiç çarpmam deme lüksünüz yok. Birine çarpacaksınız. Evet. Şöyle yapayım. Ben şöyle yapalım. Yaşlıya diyenler ay kaldırabilir mi? Yani lütfen dürüst olun. Bu çok doğal bir şey yani. Peki gence diyen var mı bebeğe? Bebeğe diyen var mı? Evet bir tane genç Neden mesela öyle dediniz? Annesi değil ama yaşlı başka birisi. Bebek annesinin elinden kaçmış, emekliyor şu anda yolda. Ama dediğin tabii mantıklı. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yapılan anketin sonucunda ilk anda ne çıkıyor biliyor musunuz? Doğu ülkeleri Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya doğru. Doğu ülkeleri yaşlıya çok değer verdiği için bebeğe çarpmayı tercih ediyor çok enteresan. Biz demek ki gerçekten geçen bir yerde daha sormuştum. Biz Batıya biraz daha yaklaşmışız, modern olmuşuz. Yaşla süresini doldurmuş, gencin daha yapacak çok işi var mantığıyla tahminen hareket ediyor. Ama burada süreç o kadar basit bile değil biliyor musunuz? Tartışılanlar o kadar farklı ki sadece genç yaşlı değil. Mesela sağlıklıyı sağlıksıza Ondan sonra e, statüsü yüksek olan, işte bir tane böyle çok e, ceketli şeyli kravatlı gidiyor birisi, bir tane de berduş biri gidiyor. Hangisine deyince statüsü yüksek olana diyor, e, çarpmam öbürüne çarparım diyor bir tanesi mesela. Yani burada ilginç bir şey var. Hatta hukukta da bunun karşılığı varmış tazminat davalarında. Yani biz ölürsek profesör olduğumuz için bize daha fazla veriyorlarmış tazminat galiba. Duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü diyormuş ki topluma bunun vereceği katkı farklı diğerinin farklı. Yani onu bir uçak kazası sonrasında okumuştum, çok şaşırmıştım. Şimdi benzer bir şeyi insansız araçlar için yapıyorlar. Artı bir de şu var, insansız araç nasıl karar verecek diyor. Yani orada 4-5 tane farklı şey var. Yani önceden programlanmış bir şey, istediği kadar öğrenebiliyor gibi olsun. Çok anlık bir şey süreç değişirse orada karar verebilir mi, veremez mi? Sürücü işte devreye girmeli mi, girmemeli mi? Ya dışarıdan hacklenirse ne olur? Gerçekten araçların güvenliği çok kritik bir nokta. Bunlar hepsi tabii ki problemler çözülmesi gerekiyor. Ha bu arada tabii ki fark ettiyseniz öyle sadece mühendislik falan değil bahsettiğim şeyler toplumu da ilgilendiriyor. Her branşı da ilgilendiriyor. Şimdi geleceğin yapay zekasına doğru nereye gideceğiz diye söz Neredeyiz acaba? Şu anda nerede olabiliriz? Şu üçünden neredeyiz? Daha, yapay daha zekada neden olduğunu söyleyebiliyor musunuz ya da öyle mi?

Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Vallahi benim de kafam karıştı bir hafta içerisinde. Normalde yapay dar zekadayız gerçekten de. E, verilen örneklerde gayet güzel. Hatta çok daha anlaşılır bir başka bir örnek vereyim. E, i̇çinizde medikal ile falan uğraşan varsa medikal görüntüleme şunu iyi bilir. Beyin tümörü için bir yapay zeka modeli geliştirdiğinizde sadece beyin tümörünü tespit eder. Beyindeki kanamayı tespit edemez. Hatta o tespit ettiğiniz beyin tümörünü tespit eden bir şey akciğerdeki, karaciğerdeki tümörü tespit edemez. Bunun sebebi de dokusal farklılıklardır. Yani sadece kısıtlı bir alandaki belli bir problemi çözer. Ama şu anda bu ChatGPT 4 Omni denen şey, hatta Omni'de her şeyden gelen bir mevzu ilginç bir noktada. Ve bunu ilk lanse ettiklerinde deneyen test eden birisi şunu yazmış. Ya demiş bu yapay genel zeka değilse ne? Şu anda aslında büyük bir ihtimalle ikisinin arasında gidiyoruz, geliyoruz. Süper olan bambaşka bir şey. Orada bilinçten bahsediliyor. Daha bilincin kendisi çok anlaşılmadığı için o çok başka bir boyut belki hayal edilen bilinci de olsun, her şeyi kendi yapsın, tamamen insan gibi olsun filan. Ama genel zekada da şu istenirdi. yani sadece beyindekini değil diğer tümörleri de bulsun bari yani yapalım hepsini yapsın gibisinden düşünülüyordu. Ama ChatGPT'in son versiyonu ben deneme şansına sahip olamadım henüz çünkü nedense sistemi bana açmadı o sırada biraz da vaktimde olmadığı için tekrar bakamadım. Sesle vesaire sohbet ediyorsunuz hatta şöyle bir sohbet yapmış birisi. Bir tane fotoğraf göstermiş, otelde kalıyor. Bil bakalım demiş, ben nerede kalıyorum? Sen demiş, bir oteldesin. İyi de demiş, hangi oteldeyim? Ha, pardon, sen demiş bir oteldesin ve cümleyi devam ettirmiş. Bir kongre veya konferans için gitmiş olmalısın. İnsan gibi ona yorum yapmış. Evet demiş, onun için geldim. Neredeyim peki? Ee, ben demiş sadece bu fotoğrafa bakamam ki fotoğrafta bir tek yatak var yani otel yatağı var ee, hani sadece ona bakarak buna çok karar vermem mümkün değil demiş insan da veremez zaten bana demiş bir ipucu var o da masanın üzerinden bir kitapçık üzerinden şeyi çıkartmış ee, İşte yazıyor ya, otelin vesaire bir şeyleri var hemen bakmış ha demiş sen demiş şu oteldesin o zaman şu şu şehirlerden birindesin ama değil hayır demiş orada değilsin Kütahya'dasın Nereden çıktı Kütahya demiş. Esen demiş daha önceki sohbetlerden birinde, biraz hani cümleyi uzatıyorum ama böyle bir şey, e, ifade. E, bize demiştin ki Kütahya'da bilmem ne projesinde çalışıyorum. Şimdi bir sürü bilgiyi birleştiriyor. Hala tabii genel zekamı değil mi tartışılır, gerçekten tartışılır. Ama dar zeka tarafında bayağı oturmaya başladı. Gerçek, otursa bile ama eksik tarafta bir o kadar fazla yapılabilecek. Bir o kadar çalışmada var. Buralarda böyle ortalarda bir yerlerde dolanıyoruz bakalım nereye doğru gideceğiz belli değil. Şimdi tabii ki bu teknolojileri kullanırken bir taraftan da işte sanal ve artırılmış gerçeklik kavramları Pokemon Go oyunuyla gelmişti. Oynayanlar vardır içinizde oynadınız mı hala oynayan var mı? Pokemon Go bayağı eskide ama onunla gelen bir artılmış gerçeklik olayı var. Yürüyorsunuz, yürürken bir şeyleri buluyorsunuz. Bu mesela şuna benziyor. Siz bir antik kenttesiniz diyelim ki daha doğrusu bir antik kenti gezmek istiyorsunuz ama müzeye gidecek işte oraya gidecek zamanınız yok. Gözlükleri takıyorsunuz kendinizi orada gibi hissediyorsunuz. Veya uçuş korkunuz var uçaktaymışsınız gibi bir şeyleri uçuş simülatörleri vardır aslında sanal gerçekliğin Eski versiyonları diyorum ben ona. Yani bunlar da hep hani simülatör aracılığıyla, sanal gözlük aracılığıyla başka bir yerdeymiş gibi hissetmeniz. Siz buradasınız aslında ama gözlüğü taktığınızda dağa tırmanıyor gibisiniz. İşte uçağa sürüyor gibisiniz. Bunlar eğitim ve sosyal amaç çok fazla kullanılmaya başladı. Tıp eğitiminde özellikle çok önemli. Kadavra eksiği var. Hastayı kesmeden yani hiç kimseye bir şey yapmadan çok rahatlıkla bunları yapabiliyorlar. Bu gayet güzel. Gerçek dünya. E, diğerinde artırılmış gerçeklikte ise siz hani aynı Pokemon'da gibi elinizde bir tane cep telefonu tablet neyse var belki bir gözlük falan var ama siz gerçek dünyada yürüyorsunuz yolda giderken ama işte durağa yaklaşıyorsunuz hemen gözlüğünüzde, tabletinizde durağa işte şu otobüs geliyor içinde bu kadar yolcu var vesaire bir sürü bilgi ediniyorsunuz veya bir organın üzerine tuttuğunuz zaman işte kalp şu kadar atıyor şöyle oluyor böyle oluyor gibi bir takım bilgiler veriyor. Karma gerçeklik ikisini birleştiriyor zaten yani hem gözlüğünüz var hem e, tablet vesaire var yani sesli sözlü yazılı her türlü iletişiminin olduğu durum e, artırılmış gerçeklikte müzenin kendisine gidiyorsunuz. Heykelin bir kısmı var mesela orada bir tarafı kırık dökük ya da yok bulunmamış. Onu mesela bütününü görebiliyorsunuz. Karma gerçeklikte ise ne oluyor biliyor musunuz? Hem onu görüyorsunuz hem de sanki orada fırında yemek pişiyor gibi kokusunu duymaya başlıyorsunuz. Yani artık bizim duyularımıza hitap eden bir şeyler var. İşte kişilerin birbiriyle konuştuğunu, sanki orada canlı yürüyormuş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Bunu yaparken aslında bir taraftan da mesela özellikle tıpta birçok kişinin bildiği kapalı ameliyatlar vardır. Laparoskopik işte böyle şeylerle, aletlerle. Veya uzaktan, Da Vinci robotu vardır, uzaktan oyun konsolu gibi cerrah oturur şurada, ameliyat orada yapılır mesela, ameliyatı kesersiniz, biçersiniz. Onlarda mesela elinizin o ameliyat sırasında hastanın işte kestiği dokusu, kas mı, damar mı, yağ mı onu hissettirebilecek haptik sensör dediğimiz sensörleri var. Ee, Bilhassa mesela protezlerde filan da kullanılan bir şey. Bir herhangi bir uzvunu kaybettiyse onu da hisseder hale getirmeye çalışmak adına işte kaslara filan bağlayıp eliyle dokunduğunu hissetsin. Sert bir şey mi dokunuyor, yumuşak bir şey mi dokunuyor? En azından onu hissedebilecek şekilde haptik dokunsal dediğimiz bir takım teknolojiler de var. Bunlar hani herkes çok fazla bilmiyor ama bu çok gerekli olacak. İnsansız robot yapıyorsanız zaten mecburen lazım olacak. Tıpçılar şu anda yoğun bir şekilde buraya konsantre olmuş durumda. Özellikle engelli bireyler için biraz önemli. Görme engelli bireyler için çok çok kritik. Bir öğrencim şimdi onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ama donanım hep pahalı olduğu için tabii donanımla ilgili çalışmalar yapmak biraz finans gerektiriyor. Bu noktada şeyi herkes biliyor değil mi? Elon Musk'ın e, projesini beyne böyle çip takılıyor ya. Beyne çip takılıyor. Ondan sonra sizin bütün düşüncelerinizi biz alıyoruz, getiriyoruz. Yok böyle bir şey tabii. Yok böyle bir şey. Öyle anlatıyorlar ama öyle bir şey yok. Ama insan beynine çip yerleştirmek Orada bazı hasarlı hücrelerin olduğu yerdeki işte aktarımı, elektriksel aktarımı biraz toparlamak adına zaten beyin çipleri epeydir var. Tabii ki ne olacak? Bunlar gelişecek. Geliştikçe biraz daha fazla bilgi alınacak. O bilgiyle de gidip siz mesela bir robotu kontrol edebileceksiniz. Bununla ilgili çeşitli donanımlar olacak. Biz mesela bakın ta 2015'te bir bitirme tezinde bunun çok ilkel bir versiyonunu yaptık. Çok ilkel bir e, döngüde insan versiyonuydu. İşte bir e, kinek kamera ki oyun kamerasıdır bile, bilenler vardır belki. O kameranın karşısına geçiyorsunuz. Sizin her hareketinizde kolunuzu kaldırırsanız hangi açıyla hangi yöne kaldırdığınızı size gösteriyor. Koordinatlarını falan veriyor. E, fizik tedavi uzmanı mesela diyor ki senin kolunda bir problem var. İşte 10 kere kaldıracaksın, indireceksin. İşte veya bacağını öyle kaldıracaksın. Şu kadar açıyla yapacaksın. Orada bilgisayar şeyin karşısında, kameranın karşısında bunları yaptığınızda e, görüntüyü de görüyorsunuz bilgisayardan ve şunu yapıyorsunuz. Doğru açıyla yaptıkça orada normal bir şey var. Yanlış yaparsanız kırmızı. Böyle bir çalışma yapmıştık lisans bitirme tezinde ve çok da hoş bir çalışma olmuştu. Çok da keyif aldık. Karşısına geçiyorlardı. Bir şey yapıyorlardı. E, hareketler yapıyordu öğrenci arkadaşlarımız. Hemen bundan bir üç sene sonra biraz daha ilerlettik işimizi. Yine lisans bitirme öğrencileri, üç tane, iki arkadaş, üç aylık bir proje. Çok da değil, biz makinacı da değiliz. İki farklı mekan var. Bir tarafta ilkel bir robot kol yaptık. Mekaniği zayıf, makinacı değiliz çünkü ama en azından bir robot kolumuz var. vardı. Diğer tarafta bir insan var. Yine karşımızda kinek kamera var. Sanal gerçeklik gözlüğünü takıyoruz. Robotun bulunduğu ortamı görüyoruz. Robotun bulunduğu ortamda gerçek objeler var. Yani işte şişe, bardak vesaire var. Şimdi gözlüğü takıyorsunuz. Robotun o hareketi yani tutması için siz elinizle oynuyorsunuz o tarafa doğru. Hareket ettiriyorsunuz robotun bulunduğu ortamı görmek için Kine kamera yine sizin şeylerinizi, akslarınızı gösteriyor ve internet aracılığıyla Diğer tarafta robota bilgiyi gönderiyoruz. Robotun da kolunu açıp kapamasını, tutmasını sağlıyoruz. Tabii çok en uca kadar gitme şansımız onu dediğim gibi sadece 3 aylık bir çalışmaydı ama açma kapama vesaire hareketlerini de gayet güzel yaptık. Şimdilerde aslında teknoloji işte bunları çok yapacak. Ve bunların en eski versiyonlarından bir tanesini yıllar önce hatta İngiltere'de bir profesör Kevin Warwick saygıyla da anıyorum çünkü çok da gerçekten değerli bir bilim insanı. Bizlere de çok geldi gitti konuşmalar yaptı. Kendisi ilk defa şuraya bileğine ameliyatla çip yerleştiriyor. Ve canlı ameliyatta çünkü sinir hücresine dokunduğu anlaşılmak zorunda yani doğru bağlantı için. O yerleştirdiği hücreyle İngiltere'den Amerika'daki bir robot kolu kontrol ettiriyor internet vasıtasıyla. Tabii biraz gecikme var. Şimdi 5G'ler, 6G'ler geldiğinde gecikmeler biraz ortadan kalkacak. Tele tıp da muhtemelen kolaylaşacak. Ama böyle de çalışmalar, hatta gittik bir de uluslararası konferansta lisans öğrencilerimiz sundular çok da eğlendiler. Şimdi bunun bugünlerde olan bir şey Stanford Üniversitesi yapmış. Burada da beyin sinyalleri alınıyor. Beyin sinyalleriyle hangi objeyi nasıl tutacağına dair bir şeyler oluyor. Diğer tarafta da robot bunları yapmaya çalışıyor. Bunların tamamı şu an hala ve hala geliştirme aşamasında çok fazla tabii ki incelenmesi gereken şey var. Bir de şuna da kısaca değinmek istiyorum. Dijital ikiz dediğimiz bir kavram var. Bilhassa bir hasta endüstri mühendisleri son dönemlerde ilgi duyuyor bu alana ama her alan için geçerli. bir makinanın herhangi bir fiziksel cihazın birebir aynısını kopyasını yapıyorsunuz. Yani fabrikada bir motor bozulursa evinizden onu kontrol edebiliyorsunuz. Hiç fabrikaya gidip de ona bakmanıza çok fazla gerek kalmıyor. Birebir kopyası. Yapay zekadan, IoT'den ve büyük veriden yararlanılıyor. Tabii daha fütüristik yaklaşımlar diyor ki insanın diyor dijital ikizi olabilir mi? O biraz Zor, o biraz zor. Seneler geçmiş, çok iki eski karikatür. Hala aynı tip şeyler var, farkındaysanız. Robotlar dünyayı işgal ediyor, insanlar dilenci konumuna geliyor. Hala böyle şeyler çok fazla var. Ne kadar ilerlesek bile, şurayı daha henüz e, açmak değil, oralara daha gelmiş falan değiliz. Ama gerçek olan şey, bir buzdağı var aslında teknolojide. Biz sadece üstünü görüyoruz. Einstein demiş, zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor. Çok zor yapacağımız iş. Herkesin yapacağı, sizlerin yapacağı. Ama çok keyifli, onu da söyleyeyim. Çok eğlenceli. Ben bu kadar senedir o kadar farklı kanında çalışmaktan çok mutlu oldum. Hep aynı iş yapsaydım çok sıkıcı olurdu diye düşünüyorum. O buzdağında sizin için o kadar çok fırsat var ki. Yani sizlerin aslında eğitim hayatınız boyunca mümkün olan her tür bilgiyi, mesleki bilgiyi sosyal bir takım yetenekleri kazanmanız sözlü yazılı iletişimi kazanarak buralardan mezun olmanız o fırsatları yakalamanızı sağlayacak ve sizi hep kendi yaştaşlarınızın önüne götürecek bunları lütfen unutmayalım evet geleceği şekillendirmeye hazır mıyız arkadaşlar hiç hazır değil hocam ne bu ne bu ses çıkmıyor bir daha soruyorum Geleceği şekillendirmeye hazır mısınız? Evet. Bir sene sonra gelirsem diyorum soracağım hocam. Evet, tabii ki daha değil. Biraz erken. son sınıf kaç kişi var? Çok az, o yüzden. Bak ondan. ondan. Birinci sınıf? Evet, birinci sınıf bayağı varmış. Şimdi son sınıf olsaydı biraz şey olacaktı, hazır. Hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Hep çünkü çalışacaksınız ama çalışmak çok güzel. Yani boş oturduğunuzda çok sıkıcı bir hayat oluyor. Köreliyorsunuz. Böyle bizim gibi koşa koşa hareket etmek her şeyin en güzeli herhalde. Evet çok teşekkür ediyorum. Yani hocam çok teşekkür ederiz. Ee, dilerseniz öğrencilerimizden Evet sorular var mı sevgili Suru arkadaşlar? Alabiliriz. Sormak isteyen olursa Volkan abiniz de mikrofonu uzatacak arkadaşlar. Soru varsa alalım. Tabii buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz öncelikle sunumunuz için. Tabii biraz daha iş, e, yani yapay zeka vesaire ama biraz daha etiğe vesaireye doğru da kayacak. Yani işin Kayacak o, o değil, kısımda, kaydı gitti hocam. Hani kaydı da o nereye doğru gidecek vesaire o biraz... Hani o konuda yorumunuz varsa. Ee, şöyle söyleyeyim ben hemen. Tabii ki teknoloji bu boyuta gelince ve yapay zeka hela kendini böyle yapay genel zekaya doğru götürmeye başladıkça, bilhassa hukuki ve etik problemler ve veri güvenliği, veri gizliliği problemleri ortaya çıkıyor. O alanda çok elemana ihtiyaç olacak. Hatta hatta hem hani e, so mühendisliklerde hem de sosyal bilimlerdekilerin çok kafa olması gerekiyor. Hukukçular maalesef çok uzaktalar. Hukukçular kendi sistemlerini kullanacağı gibi bunların hukuki mevzuatlarını oluşturmak zorunda. Mesela şunu tartışıyorlar. Yapay zeka bir kişi olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilemez mi? Hayır değerlendirilemiyor. E kişi olması için. Çünkü e, hem borç yüklenme hem sorumluluk alma e, gibi özelliklerinin olması gerekiyor ki böyle bir şey yok şu anda olmayacak da muhtemelen. Kişi olarak değerlendirilemiyor. Kişi olarak değerlendirilemeyince de bu sefer sorumluluk fabrikanın mı, satanın mı, işte yapanın mı, yazılımı yazanın mı, donanımı yapanın mı vesaire. Sonra ne olacak? Bunları değerlendirecek kişiler ortaya çıkmak zorunda, uzmanlar ortaya çıkmak zorunda. Onu hukukçulara anlatacaksınız bir taraftan. Etik tarafı zaten tam karışık. Neden karışık? Burada özellikle sosyal bilimlere de çok iş düşüyor. Toplumsal bir şey etik, toplum ve kültürel değerlerle çok ilişkili aslında. Az önce söylediğimiz örnekte bir taraf için yaşlı önemliyken öteki taraf için genç önemli. Hadi bu toplumsal genel bir yargı belki. Ama bir de çok bambaşka bir yargı var ki özellikle şu an geliştirilen yapay zeka sistemlerinin çoğu iki noktada çok ciddi ayrımı yapıyor. Bir kadın erkek ayrımı yapıyor. Erkek her daim önce. Cinsiyetçi yaklaşım çok kuvvetli. İki, Amerika'da çok fazla geliştirildiği için siyahi beyaz ayrımını çok kötü bir şekilde yapıyor. Yani beyaz ırkı çok üstün, diğerleri en kötü işlerde çalışanlarmış gibi resmediliyor veya daha farklı algılar yaratacak birçok şey oluyor. Toplumun etik algısı doğru değilse maalesef teknolojide geliştirilen her tür sistemin etik algısı da bozuk olacak. Onun için önce toplumdaki etik algısının ahlak algısının iyi bir hale gelmesi lazım ki bu sistemlerde gerçekten toplumun yararına çalışan olsun. Çünkü o noktadan bakarsanız gerçekten yararlı. Öyle çok kolaylık getiriyor ki bize ama bunu kötüye kullanılmasına izin vermemek adına doğru etik değerler, doğru hukuki kararların alınması, buna uygun mevzuatların, yönergelerin yapılması şart. Buyurun. Ben şehir bölüm planlama öğrencisi, üçüncü sınıf öğrencisi Fatih Yıldırım. Ee, şimdi hocam, şurada durayım çok pahalı. Az önce demiştiniz ya, dar e, genel süper zeka. Bana kalsa yani benim görüşümce daha doğrusu gelişmiş, gelişmemiş ve gelişmekte olan zeka olarak ayırdım ben bunu. Şu an Olabilir. gelişmekte olan zekada olduğumuzu varsayarsak ...gelişmiş zekaya geçtiğimiz zaman... ...yani gelişmiş yapay zekaya geçtiğimiz Ortaya zaman, geleceğiz yani. Evet. Hı hı. Ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz? Yani teknoloji ve mekan bağlamında... ...özellikle sosyal yaşam bağlamında... ...insanların yaşantısı bağlamında... ...ne gibi zorluklarla karşılaşabiliriz? Şunu hemen söyleyeyim. Önce pozitif yanları söyleyeyim. İşimizi kolaylaştırıyor. Gerçekten doğru. işimizi kolaylaştırıyor. Ee, belki de kolaylaştırdığı için... ...daha rahat sosyalleşme imkanı aslında bize sağlıyor. Ama tam tersi maalesef negatif yanı şu... ...özellikle işte bu sanal gerçeklik vesaire var ya... ...topluma bence en büyük zararı gerçeklik algısında bozulma olacak. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani benim kendi şahsi görüşüm... ...uzun zamandır yaptığım çalışmalar... ...bir de gençlerle hep birlikteyiz ya biz... ...özellikle son dönemlerde işte gençlerin verimlerinin çok düştüğünü... Kafası çalışıyor, zekası var. Ya ben eminim yani, ondan çok eminim. Ama bir türlü bazı şeyleri çok algılayamıyor, bir şey oluyor. Aslında sosyalleşeceğine daha asosyal. İşte sosyal medyada oyunların başında saatler geçiriyor, o VR gözlükleri takıyor. Bu sefer başı dönmeye başlıyor, midesi bulanmaya başlıyor. Ve sanal gerçeklikleri ilk yaparken, hatta geçenlerde yine vardı televizyonda, hiç hoşlanmadığım bir şey söyleyeceğim, açık söyleyeyim. Efendim ölmüş birisinden ayrılmak istemiyormuş da çocuğunu hep görsün, annesini görsün, onu yapsın. Bu gerçek dünya algısı değil. Ölüm bir gerçek. Buna alışacak. Öyle ya da böyle herkesin başına gelmiş. Onu sürekli olarak görüyor olmak algısını bozacağı için bütün sosyal hayatını bozacak. En büyük problem orada olacak. Geliştikçe hani diğer az önce bahsettiğimiz etik sorunlar zaten var. Ama gerçeklik algısının bozulması bana göre en büyük problemlerden biri olacak. Bundan kurtulmak için yani belki hani burası tavsiye yeri değil amacımız geleceği şekillendirmek ama şekillendiriyorsak şunu da bilelim. Sosyal hayatımıza ben mesela şunu söylüyorum doğaya muhakkak zaman ayırın. Sevdiklerinize arkadaşlarınıza muhakkak zaman ayırın. Zaman hepsine yetiyor. Yani bir gün çok fazla çalışırsın ertesi gün biraz daha az uyursun. Yani bu böyledir aslında. Eğer dış dünyadan, doğadan özellikle kopartırsanız kendinizi bir süre sonra gerçekten algılar çok aşırı derecede zayıflıyor. Yani buna dikkat etmeye çalışın. Kendinizi dışarıya atın, arkadaşlarınızın adına hepsini dengeleyin. Hani o dedim ya, terazinin dengesi, o terazinin dengesi şart. Ne çok çalışarak oluyor ne bir şey. Bakın hep çalışıyoruz, hep de geziyoruz da bir taraftan. Oluyor, hepsi birden oluyor. Buyurun hocam. hocam. teşekkür ederiz. Çok güzel, gayet açıklayıcı sunuldu. Aslında biraz açıkladınız ama ben de bu hayatımızın her aşamasında olan, hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojilerin özellikle genç neslin bu teknoloji bağımlılığı ile ilgili ne yapmak gerekir? Yani anne baba olarak da tabii ki çocuklarımız bu teknolojilere çok bağımlı. bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz ya da çocuklara nasıl bu teknolojiyi Onların faydasını kullanacak şekilde yönlendirmeliyiz. Ya da bunun sınırı nasıl olacak? İleride nasıl olacak? Yani bu hayatımızı kolaylaştırırken bir taraftan da bizleri tembelleştiriyor mu? Evet. Yoksa bilmiyorum. Onda çok merak ediyorum. Tembelleştirdiği bazı Teşekkür taraflar ederim. var. Mesela öğrencileri chat GPT çok tembelleştirdi. Her şeyi hazır oradan alıp yazmaya çok meraklıyız. Orada bir tembelleştirdi. Bir kere daha yetişkinler için. Yani mesela öğrencilerden bahsediyorsak bu konuda eğitmenlerin de kendisini geliştirmesi ve farklı değerlendirme yöntemleri bulması lazım. Ee, şeyi söylemiştik sanal gerçeklikle eğitim ortamları var ama onların her birinde aslında bu kolaylığın yanı sıra etkileşimi artıracak bir şey bulunmalı. Yani o sadece onunla kolaylaşıyor işte gördüm olmayacak. O gördüğünün içinde yer almasını sağlamak lazım. Yani eğitim planlarının kesinlikle her yerde zaten şu an en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri ne yapacağız biz, eğitimi nasıl düzenleyeceğiz? ChatGPT var, Gemini var. Yani yok değil. E tabii ki kullanacağız. Ben de kullanıyorum. Yani herkes kullanabilir. Ama doğru nasıl kullanılmalı? Kullanırken işte etik hata nasıl yapmamalıyım, kendimi nasıl hala geliştirmeliyim, nasıl iyileştirmeliyim yol bakmak lazım. Anne babalar tarafı şöyle kritik, biraz hani belki genel bir tespit olabilir yani doğru da olmayabilir ama ben şunu görüyorum. Özellikle şu anki neslin anne babası bu teknolojiyle ilk karşılaşan gruptu. O yüzden teknolojinin asıl bağımlısı onlar. Yani onlar biraz daha fazla böyle bilgisayar başında vakit geçirdi. Çocuklarını biraz daha şey yaptı veya çocuğunun önüne hemen tableti koydu, bilgisayarı koydu. Yani anne baba olacakların bence önce yemek yerken çocuğun elinden o telefon tableti alması gerekiyor bu bir. İkincisi git odana çalış dememesi gerekiyor. Aile büyükleriyle birlikte olmalı. Bizler aile yani babamızın annemizin arkadaşları geldiğinde bir arada otururduk. Evler küçücüktü zaten. Ama onun o kadar bize çok katkısı oldu ki biz büyük insanlarla büyük olaylar konuşuyorduk. Şimdi böyle bakıyorum çok duyarsız gençler. Farkında bile değil. Dünya yansa anlamıyor. Veya o an çok bir heyecanlanıyor. Depremde yaşadık. Ben önce bir umutlandım. Ay dedim ne kadar duyar. İki gün sonra herkes normal her şeyi unuttu böyle. Böyle bir şey oldu. Ya anne babalar biraz daha şey. Nereye gider derseniz hani her şeyin bir böyle bir doyma ve bıkma noktası vardır ya oraya doğru böyle yaklaşıldığında tahminen yine doğaya dönüş olacak diye düşünüyorum. Ama bu bir süreç, şu an kaçamayacağımız bir süreç. En azından çevremizdeki herkesi, yani elimizden geldiğince öğrencilerimiz, kendi akrabalarımız vesaire gençleri daha çok toplumun içinde yer alacak şekilde eğitmeye çalışmamız lazım. Onlara bu motivasyonu kazandırmamız lazım. Sadece işte mekan içi değil, bilgisayar başı değil, bilgisayar dışında da aktivitelerin yapılmasını sağlamak lazım. Aksi takdirde teknoloji zehirlenmesi olmak üzere şu an. Yani bu sadece bizim değil, bütün dünyanın sorunu. Hatta bizden çok çok kötüler var. Bizde yine hala geleneksel aile kültürü Allah'tan var da, yani bir yere kadar ama o da yok olduğunda çok zorlanacağız.